Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gram altın fiyatları ne olur onu inceleyeceğiz. Geçen hafta içinde 401 lira seviyesine çıkan gram altın fiyatlarını yükseliş sürüyor. Aynı şekilde ons altın fiyatları da 1817 seviyesine çıkarak son 10 yıllık hem de 2020 yılının en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel piyasalarda Mayıs ayında başlayan, pay piyasalarında diyeyim, Mayıs ayında başlayan yükselişler geçen hafta bir nevi kar realizasyonları ile birlikte son bulmuş oldu. Koronavirüs salgındaki vaka artışı ekonomide yeniden riskini gündeme getirdiği için Perşembe ve Cuma günü pay piyalarında satışlar gördük. İstihbaratlardan da çıkışlar oldu. Genel olarak da zaten pandemi sürecinde merkez bankaların parasal genişleme faiz indirimleri, hükümetlerin mali teşvikler, faiz ve tahvil kazancının azalmasıyla birlikte hisse ve altına hücum olmuştu. Reel faizlerin düşük olmasıyla yatırımcılar bir yandan hisse senetlerine getiri kazanmayı elde ederken diğer taraftan da güvenli liman varlığı yani ons altın tarafında pozisyonlarını arttırmasıyla altın fiyatları yükselişine devam ettirdi. Dolar TL'de 6.80'de şu anda son bir aydır yaklaşık olarak bu bant dışına çıkmadı. 6.85-6.80 altında devam ediyor. Şu anda dolar TL'yi gram altın analizine dahil etmedim. Çünkü yani herhangi bir değişiklik yok. Fiyat aynı seviyede kaldı. 6.85-6.86. Yani gram altında şu an çok fazla bir destek vermiyor işin açıkçası. Gram altını şu an tamamen ons altın fiyatları yukarı yönlü taşıyor. Tek başına bu yukarı hareketini devam ettiriyor. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra yine ons altın tarafını takip edeceğiz. Tabi dolar TL tarafı gram altına destek olabilirse o zaman buradaki 427 seviyesi gündeme gelebilir. Onu da anlatacağım biraz sonra. İsterseniz ilk önce ons altın fiyatlarına bakalım. Hafta içinde, geçen hafta daha doğrusu hazırladığımız ons altın analizinde 1788 bu seviyenin geçilmesiyle birlikte yükselişlerin kanal tepesine doğru yani 1812-1810 seviyesine doğru yükseleceğini belirtmiştik. Genelde de öyle oldu. Bunun en büyük etkisi de hafta içinde ABD Başkanı Donald Trump'ın DSO'dan Dünya Sağlık Örgütü'ne ayrıldığını açıklamasıyla bir anda altın fiyatları o gün yükselişe geçerek bu direnci aşmıştı. Ondan önce de buraya zorluyor ama geçemiyordu. Bu temel olayda direncin aşılmasıyla birlikte ons altın fiyatları yeniden 1800 bandının üstüne taşıdı. Şu anda da burada tutunmaya çalışıyor. Her ne kadar 1710 seviyesinden kar satışları görülse de 1798 seviyesinden haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Buradan sonra ne olur? Kısa vadede 1793 ilk destek seviyemiz. Bu destek seviyesi buraya dikkat edin. Kanal tekrar kanal içine düşüyor. 1793'ün kırılmasıyla 1783 seviyesi takip edeceğiz. Eğer mavi kanal dışına çıkabilirsek o zaman bir düzeltme hareketi başlayacak. Bu düzeltme hareketi de 1783 seviyesinin altında kalmasıyla birlikte 1765-1763 seviyesine doğru bir geri çekilme görülebilir. Daha önce de bu 1765 seviyesinin önemini belirtmiştik. Eğer buraya kadar bir geri çekilme olursa tekrar buradan tepki yükselişleri gelecektir. Ancak şu anda temel tarafta diyeyim daha doğrusu. Ons altının geri çekilmesini engelleyecek herhangi bir neden gözükmüyor. Ancak teknik olarak bir düzeltme söz konusu olabilir. Onun için de 1676'dan başlayan bu yükseliş kanalının devam edip etmeyeceğini takip edeceğiz. Eğer 1793 kırabilirse 83'e bir geri çekilme mümkün kısa vadede. Bunun altındaki kapanışlarda biraz daha satışlar devam edebilir. Bu satışların devamında 1763-65 seviyesine doğru bir geri çekilme görebiliriz. Aksi takdirde ne olur? Ons altın şu anda bu kanal biraz açayım daha net görün. Sonra tekrar düzeltirim. Burada bir yükseliş trendi var. Bu trendin kanal tepesinde görüyorsunuz her daim satışlar oluşmuş. Aynı şekilde de hafta içinde yine bu kanal tepesinde 1817'den yine bir kısa vadeli satışlar oluştu. Eğer 1817 üstünde fiyatlamalara devam ederse ons altın bu direnci aşabilirse ilk hedef 1825 devamında da kanalın üst tepe noktası
1836 seviyesi olacaktır. Aksi takdirde ons altında bir dengelenme durumu mümkün olabilir. Fiyat şu anda bütün olumsuz olayları içinde barındırıyor ve devamında da fiyat gösterge uyuşmazlıkları ons altın tarafında bir hayli arttı. Günlükte 4 saatlikte bu uyuşmazlıkları görebilirsiniz. Bu uyuşmazlıklar düzeltilirse ons altında satışlar görülecektir. Bu satışlarla da düzeltme hareketi gelebilir. Onun için bu seviyedeki al sat işlemlerinize dikkat etmenizde fayda var. Destek altında bir sonraki desteği, direnç üstünde de bir sonraki direnci hedef olarak düşünebilirsiniz. Ons altın için kısa vadede söyleyeceklerimiz bunlar. Gram altın tarafına geçecek olursak, gram altın dediğim gibi şu anda dolar TL desteklemiyor. Desteklemeden kastım, dolar TL sıkışmış durumda arkadaşlar. İsterseniz şunu kapatayım. Dolar TL yapalım. Dolar TL gördüğünüz gibi 6. ayın 11'inden beri yaklaşık bir aydır bu fiyatta 6.87, 6.82 de gidip geliyor. Buraya hapsolmuş durumda. Dolar TL'de bir yükseliş olmadığı için veya düşüş olmadığı için altın fiyatlarını, gram altın fiyatlarını desteklemiyor. Biliyorsunuz gram altın fiyatları hem dolar TL paritesi hem de ons altın fiyatları etkiliyor. Eğer dolar TL yeniden 92 ve 7 seviyesine doğru bir hareket yapabilirse, yani bu bant dışına çıkabilirse, o zaman gram altın fiyatlarını yukarı yönde destekleyecektir. Bunun devamında da en son yapılan 401 seviyesi, 403 ve 408 dirençleri takip edilecek. Burada bir formasyonumuz var. Çanak formasyonu. Genelde fincan kutla derler. Eğer gram altında bu formasyonu tamamlayacaksa ilk önce 391 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşayabilir. Yani buraya tekrar bir fincan yapıp geri çekilme yapıp direnci geçmesiyle birlikte formasyon hedefi 427. Bu seviyeye doğru bir yükseliş gerçekleştirebilir. Ancak direkt burayı takip etmektense onun önünde 408'den sonra 412 engeli var. Burayı aşamazsa formasyon hedef fiyatlaması da zor olacaktır. Yani orta vadede bu formasyon hedef fiyatı takip edilebilir. Ama kısa vadede 401 direncinin geçilip geçilmemesi önemli olacak. Buradan kar realizasyonlarıyla birlikte 390-91 seviyesinde bu geri çekilme mümkün. Buna kırılırsa ne olur? Bizim takip edilmiş seviye 387. Yani burası bizim için hasta olan yer. 387 kırılırsa, burada da görüyorsunuz mavi kanal trendimizi. Bu kanalın kırılmasıyla tekrardan 380 seviyelerine, 378 seviyelerine bir geri çekilme mümkün. Bu nasıl olur? Bu nasıl olur? İşin açıkçası ons altın bir düzeltme yapabilirse dolar TL aynı kaldığı sürede yeniden 396 seviyeleri konuşulabilir. Ama ons altın yukarı yönlü hareketlerini devam ettiği sürece gram altında daha önceden de olduğu gibi. Bakın burada da geri çekilmeler hep sınırlı kalır. Tekrar yükselişlerine devam eder. Zaten dolar TL ons altınla birlikte aynı anda yükselirse o zaman 427-412 rakamı çok rahat bir şekilde gelecektir. Onun için şu anda tamamen ons altın tarafında oluşabilecek fiyatlanmaları, onu da düzelteyim hemen. Yazamadım, gitti. Genelde yayınlarda bu hatayı hep yapıyorum. İnşallah videomuz donmaz. Bu taraf dondu ama bu taraf şu anda evet. Arkadaşlar maalesef video orada dondu. Gram altın için hemen hemen her şeyi söylemiştik zaten. Dikkat etmeniz gereken seviye 387. Orta vadede 387 seviyesinin altında kalırsa düşüşler devam eder. 412 seviye üstünde de kalırsa formasyon hedef fiyatına gidecektir. Ve yükselişin devam etmesi beklenebilir. Gram altın için söyleyeceklerimiz bunlar. Dolar TL tarafı ons altının yükselişle beraber desteklerse gram altında yeni yukarı yönde zirveler, tarihi zirveler görürüz. Ancak ons altını düzeltmeye giderse dediğim gibi 1765
veya daha altı bir seviye çekilirse o zaman da gram altın fiyatlarında bir düzeltme hareketi görürüz. Bu düzeltme hareketi de sınırlı kalacaktır. Daha önceden söylediğim gibi fiyatlar kar satışlarla gelirler. Tekrar yukarı yönde hareketine devam eder. Bu seviyede eğer böyle bir şey mümkün olduğu durumunda 387'yi takip edin. Buranın altında düşüşler devam eder. 412'nin üstünde de yükselişler sürer. Kısa vadede destek dirençleri bundan önceki videoda sol tarafta paylaşmıştık. Aynı şekilde ons altında da. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.